Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Bu geçtiğimiz hafta sonunda Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar bir anda arttı ve tanıdık bazı görüntüler oradan ulaşmaya başladı. Bu tanıdık görüntüler insansız hava araçları veya silahlı insansız hava araçlarına sahipti. Biz bu görüntülerin benzerlerini Suriye'de yapılan operasyonlarda, Libya'daki yaşanan operasyonlarda da görmüştük. Gerçekten sahaya inen insansız hava araçları Ermenistan'a ait hava savunma sistemlerini vurdu, zırhlı araçları vurdu, tankları vurdu ve gerçekten kısa dönem içerisinde Azerbaycan'ın bir adım öne geçip uzun yıllar Ermenistan işgali altında kalan bazı bölgeleri almasına da vesile oldu. Neydi bu insansız hava araçları veya insansız hava araçları gelecek savaşlarda nasıl oyun değiştiren bir yere sahip olacak? Bu videoda biraz bunları tartışacağız. İnsansız hava araçları uzun yıllardır sahada, savaşlarda kullanılıyor ama ağırlıklı olarak baktığımız zaman, mesela Orta Doğu için konuştuğumuz zaman çoğunlukla bir terör operasyonlarında görev alıyor. Bunun en iyi uygulayıcılarından biri de Türkiye. Terör örgütü PKK'ya karşı veya Suriye'de yapılan operasyonlarda Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Emniyet Birimleri, işte jandarmanın emniyetinin elinde de var, İHA sistemlerini başarıyla kullanıyor. Şimdi öncelikle tabii İHA dediğimiz zaman aklımıza hemen keşif amaçlı kullanılan bir insansız hava aracı geliyor. Ama İHA'ların SİHA olması, yani silahlı insansız hava aracı haline gelmeleriyle birlikte hedefini buluyor İHA ve kanadının, gövdenin altında taşıdığı mühimmatlarla bir F-16'ya, bir F-4'e veya başka savaş uçaklarına göre çok daha etkin, maliyetli olarak o noktayı yok ediyor. Anında sonuç alıyor. Ve vurduğunun etkisini de, yani kamera takip ediyor bunu, ne kadar iyi vuruldu, problem var mı, hasar nedir gibi bilgileri de canlı olarak ana merkeze, karargaha iletebilen bir sistem içerisinde. Bu yaklaşım geçen yıl Türkiye'nin yaptığı Suriye operasyonlarında farklı bir boyuta taşındı. Türkiye birden çok insansız hava aracı sistemini, yani onlarca insansız hava aracı sistemini birbiriyle koordineli olarak kullanarak bir sürü İHA operasyonu yaptı. Yani bir hava kuvvetinin, uçaklarının, helikopterlerinin taarruz amaçlı kullanılan bu tür platformların yerine bir anda insansız hava araçları aldı. Ve bu yaklaşım bir savaş doktrini olarak dünyadaki gelişmelere, savaşların sayfasının içerisinde çok önemli bir yere sahip oldu. Şimdi sizin bunu yapabilmeniz için kendi sistemine sahip olduğunuz insansız hava araçlarına sahip olmanız, envanterinizde bunlar bulunması gerekiyor. Ve bu envanterde yer alan sistemlerin yazılımlarına hakim olmanız, silahlarına hakim olmanız lazım. Bu bütün hepsi bir araya geldiği zaman, işte bu zaman böyle bir koordineli, sürü halde insansız hava aracı operasyonu yapabilir hale geliyorsunuz. Bunun arkasından geçtiğimiz aylarda Libya'da yaşanan olaylarda TB2'ler kullanılıyor Libya Ulusal Hükümeti tarafından. Karşılarında da darbeci Hafter var. Hafter'e karşı yapılan operasyonlarda İHA'lar resmen bir hava üssünün alınmasında çok önemli bir rol oynadı. Bu açıdan da insan hava araçları farklı bir yere doğru evrilmiş oldu. Şimdi üçüncü örnek Ermenistan'la Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalarda ortaya koyuyor. Burada Azerbaycan'ın çok tanıdığımız insansız hava aracı görüntüleriyle Ermenilerin hava savunma sistemlerini yok ediyor. Tanklarını vuruyor, zırhlı personel taşıyıcılarını tabiri caizse cephede adım arttırmıyor. Tabii karşı tarafında yaptığı adımlar var, herkes birbirinin görüntülerini yansıtıyor ama burada Azerbaycan özellikle İHA sistemleri konusunda çok önemli bir adım atmış durumda. Geçmişe doğru baktığımız zaman uzun yıllar Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nde İsrail yapısı İHA sistemleri kullanıldı. Bu sistemler neydi? Hermes 450, Heron, Searcher, Orbiter gibi sistemlerin hep kökenleri İsrail. İsrail'den bunlar alınıyordu. Hatta bazı daha basit sistemler Azerbaycan'da kurulan fabrikalarda imal ediliyor, geliştiriliyor veya montajı yapılıyordu. Fakat sonuçta tam sahip olamadığınız bir sistem sizi bir yerden sonra yolda bırakmaya başlıyor. Bu son çatışmaların artmasıyla birlikte ki Ermenistan'ın bu konudaki çok daha böyle saldırgan davranıyor ve bu konuda da uluslararası hukuk anlamında da Ermenistan'ın eli zayıf. Azerbaycan'da
dikkatli ve dik durmak zorunda. Ordusunu iyi yetiştirmek ve önlem almak durumunda. Zaten bakıyorsunuz son aylarda giderek artan sayıda iki ülke arasında, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tatbikatlar, çalışmalar, ki yıllardır devam eden ortak eğitim çalışmaları işte yavaş yavaş gördüğünüz şekilde meyvelerini vermeye başlıyor. Sonuç olarak gelecek savaş konseptlerinde Türkiye gerçekten oyunu değiştirecek bazı adımlarla İHA sistemleriyle çok farklı bir konsept üzerinde yürüyor. Bu konsept sayesinde çok basit sistemler veya koordineli çalıştırılabilen sistemler, çok basit mühimmatlar bir an altın değerinde oluyor ve bunlar savaşlarda karşı tarafa karşı çok önemli hamlelerin yapılması veya işte görüyorsunuz Azerbaycan ordusu şu an Dağlık Karabağ bölgesinde ilerliyor ve bazı köyleri, kasabaları kurtarmaya başlamış durumda. Bakalım bu nereye kadar gidecek, çünkü bu gelişmeler bir yandan da hem Rusya ve Amerika tarafından da dikkatle takip ediliyor. Ermenistan'da şu an bazen Rusya ağırlığını arttırıyor bu bölgede veya bir bakıyorsunuz Ermenistan Amerika'ya daha batıya yaklaşıyor. Bakalım bunların etkileri nerede göreceğiz? Bunları açıkçası bizler de merak ediyoruz. Bana en fazla sorulan soruların başında da Türkiye'nin Azerbaycan'a yapacağı silah ihracatı ile ilgili sorular var. Şimdi normalde hafif silahlar haricinde, yani işte makinalı tüfektir, mermisi falan gibi belirli bir seviyeye kadar silahları ticareti yapılabiliyor. Ülke arası alınıyor, satılıyor. Ama konu daha hassas sistemlere geldiği zaman belirli programlar içerisinde bu ihracatı yapan ülkenin Birleşmiş Milletler'e bunları bildirmesi gerekiyor. Arms Register olarak adlandırılan bu uygulamada her yıl ülkeler rapor veriyor. İnternetten, Google'dan bunu aradığınız zaman ülke ülke bu verilmiş raporları görebiliyorsunuz. Bunun bir kısmı halka açık. Örneğin en son rapor Mayıs ayında verilmiş ve 2019 yılına ait Türkiye'nin bütün silah ihracatını, ülke ülke hangi sistemlerin gittiğini görebilirsiniz. Bu ihracat içerisinde mesela 2019'a Azerbaycan'a baktığımız zaman çeşitli zırhlı araçlar ve çeşitli mühimmatlar satışı Türkiye tarafından gerçekleştirilmiş. Burada amaç silahların ülkeler dışında terör örgütlerinin eline geçmesini engellemek ve bir şekilde de bu silahların tescil edilerek takip edilmesini sağlamak. Sonuçta Birleşmiş Milletler savaşların olmaması için uğraşıyor. Hedef gelecekte silahsızlanma herkes açısından, ama tabii bunlar böyle yakın bir gelecekte pek görülecek konular değil. Bu nedenle de silah ihracatları, dengelerin bozulmaması, herhangi bir sorunların yaşanmaması açısından da dünya tarafından bu Birleşmiş Milletler'in organize ettiği çalışma ile detaylı olarak takip edilmeye çalışılıyor. Sonuçta iki ayrı devletiz ama tek bir milletiz. Türkiye ve Azerbaycan olarak biz orada kardeşlerimizin yanındayız ve zaten yıllardır da Türkiye ile Azerbaycan arasında bir sürü ortak tatbikatlar, çalışmalar, eğitimler ve sonuçta da Azerbaycan yavaş yavaş bu konuda bölgenin önemli bir gücü olmak üzere adımlar atıyor, ama tabii gidecekleri yollar fazla ama arkalarında çok önemli bir kardeşleri Türkiye var. Bugünkü videomuzda Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan sınır çatışmalarında insansız hava araçlarının rolünü inceledik. Geçmişte de zaten Ermenistan'ın Sukhoi Su-30 alımı ve Azerbaycan'ın farklı uçak tipi araçları ve MiG-35 ile ilgilenmelerinin videoları da hazırlamıştık. Arşivimizde bunu bulabilirsiniz. Her gün videolarımız hafta içi pazartesiden cumaya 19'da yayınlanmaya devam ediyor. Detaylı havacılık ve savunma haberlerimiz tolgozbek.com sitemizde. Bizlere yorum yazarak sorularınızı iletebilirsiniz veya info@tolgozbek.com adresine mesaj atabilirsiniz. Katıl tuşuna basarak da kanalımıza destek verebilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.